Evet, bu bölümde Excel hesap tablosu programı çalışma ilkeleri başlığı altında hücre koordinat sistemi hakkında yeni bilgiler verildikten sonra Excel'de hazır formül, diğer adıyla işlev kavramına giriş yapılacak ve örnekler içinde hücre ve sütunlara ad verme konusundan bahsedilecektir. Şimdi genel anlatımlarımıza geçmeden önce bir kavram bilgisi üzerinde durmak istiyorum. İlk derslerimizde seçme konusunu anlatırken gelip hücreye tıkladığımızda o hücreyi seçeriz demiştik. Bu doğrudur. Birden fazla hücreyi seçmek istediğimizde de ilgili hücreden bası tutup diğer hücreye kadar çekeriz demiştik. İşte şimdi bunun üzerine bir bilgi. Bu seçili hücre grubuna hücre aralığı denir arkadaşlar. Yani şu an ben B2'den D5'e kadar seçtim dediğimde bir hücre aralığını seçmiş oluyorum. Bunun anlatım şekli şöyledir Excel'de arkadaşlar. Örneğin B2'den D5'e kadar demek istiyorsam iki hücre koordinatın arasına iki nokta üst üste koyduğumda bu hücre aralığını ifade eder. Yani B2'den D5'e kadarı anlatmaktadır bu. Bakın ifadede hiçbir C hücresinden bahis olmamasına rağmen bu seçimin içinde yani bu ifadenin içinde C hücreleri de dahildir. Tekrar ediyorum, buna hücre aralığı adı verilir. Eğer bu iki nokta üst üste değil de noktalı virgül şeklinde kullanılırsa sadece iki hücreyi ifade etmektedir. Yani B2 ve D5'i ifade etmektedir. Böyle bir anlamı vardır yani. İki şekilde kullanım da söz konusu. Örneğin B2'den C3'e kadar noktalı virgül, C4'ten de D5'e kadar şeklinde bir anlatım da mümkündür. O da şunu ifade eder. B2'den C3'e kadar bir de C4'ten D5'e kadar şeklinde bir anlatımdır. Yani şu koyu renk hücreleri ifade etmektedir bu anlatım şekli. Bu bilgi kenarda duracak. Yani daha doğrusu bileceğimiz bir şey olacak. Sürekli uygulamalarımızda bize yardımcı olan bir özellik olacak yani. Bunu bir önde bahsetmiş olalım. Evet. Burada İkinci temel bilgi olarak vereceğimiz konu hücreye ad tanımlama konusu. Öncelikle temel bilgi olarak vereceğim. Kullanacağımız örneklerde çok değişik durumlarını da göreceğiz ama temel bilgi üzerine o bilgiler daha rahat anlaşılacağı için önceden böyle bir bilgi vermeyi uygun buldum. Hücreye ad verme konusu hücre koordinat sisteminin kullanılamadığı yerlerde veya tercihen hücre adı vererek formülleri daha böyle etkin yapıya dönüştürmek adına kullanılan bir özellik hücre ad verme. Dediğim gibi bazen zorunluluktan dolayı hücre ad veriliyor, bazense tercihten dolayı veriliyor. Küçük bir örnekle bunu anlatalım. Şimdi A1 hücresinde 10 sayısı, A2 hücresinde 20 sayısı olsun ve ben A3 hücresine bu iki sayı örneğin çarptırmak istersem eşittir A1 çarpı A2 diyerek formül yazarım ve sonuç elde ederim. Doğrudur. Bakın ne yaptım? Formülde hücre koordinat kullandım. Bunun yerine işte ben formülümde bir ad kullanmak istersem işte o hücrelere ad vermem gerekiyor. Bu ad verme yönteminde de önceden görmüştük hatırlarsanız formül çubuğunun sol tarafında bir kutu vardı ve üstüne mouse'u getirdiğinizde ad kutusu yazıyordu zaten içinde. İşte buradan adlar verilebiliyor. Başka yöntem de var ama en pratik yöntem bu. Ve verirken şunu yapıyorsunuz. Hangi hücreye ad vermek istiyorsanız o hücreyi seçiyorsunuz. Gelip bu ad kutusunun içine tıklayıp istediğiniz adı yazıyorsunuz. Ad verirken de dikkat edilecek kurallar şunlar. Bir kere sözel ifade olmasında fayda var. 2. İçinde sayı, işaret, şekil, boşluk kullanmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü başınızı ağrıtabilir bunu kullandığınızda. Ve tek kelimeden oluşan kısa öz ifadeler olmasında fayda var. Biz buna zaten kodlama da deriz. Yani o hücreyi bir nevi kodluyoruz biz ve formüllerimizde o kodu kullanıyoruz. Burada ad tanımlama diyerek ifade ediyoruz ama aslında kodluyoruz. O kodu kullanıyoruz. Evet. Örneği şöyle yapalım. Ben A1 hücresine mesela fiyat adını vereyim. Örneğin o ürünün fiyatı olan hücre olsun. A2 hücresine de miktar adını vereyim. Ve böylece A1 hücresi hala A1 hücresi koordinatını kaybetmez ama bir de adı var fiyat diye.
A2 hücresi de yine A2 hücresi yine koordinatını kaybetmedi ama bir de adı var miktar diye. O zaman işte formüle gelip ben artık A1 A2 yerine hücre koordinatı kullanmak yerine fiyat çarpı miktar şeklinde bir formül yazarak yine aynı sonucu elde ederim. Hücre ad verme yöntemi bundan ibaret. Temel bilgi tabii şu an buradaki. Bu temel bilgiyi birçok örnekte kullanarak daha anlamlı, daha etkin uygulamalar yapacağız. Şimdilik temel bilgi olarak bu da kenarda dursun.